Merhaba, ben Hilmi Güvenal, Tecrübe Konuşuyor da. Bugün konuğum Çağlar Göğüş. Hoş geldin Çağlar. Hoş bulduk. Çağlar Göğüş, Doğan Holding'in tepe yöneticisi, CEO'su. Daha önceden de girişimci ve danışman olarak kariyeri var. Çağlar, Doğan Holding olarak ana iştirak alanınız olan medyadan çıktınız. O günden bugüne neler değişti? İyi ki çıktık diyor musun? Evet, evet. Diyoruz net bir şekilde. Şimdi tabii Doğan Holding'i hep medya grubu olarak biliniyor. Fakat aslında Doğan Holding'in medya haricinde çok ciddi yatırımları var. Enerji, akaryakıt, sanayi, gayrimenkul, turizm, internet. Bu bize aslında şöyle bir fırsat verdi. Gerçekten bir sadeleşme, odaklanma ve bu işleri tam aslında %100 odaklı bunları büyütme, karlılıklarını arttırma fırsatı verdi. Biliyorsunuz medya çok yoğun bir iş, çok günlük yaşanan bir iş. Dolayısıyla o tempoda bu tip stratejik uzun vadeli yatırımları aynı senkronizasyonda götürmek çok kolay olmuyor. Dolayısıyla bu bize aslında ciddi bir fırsat verdi. Biz de o yolda ilerliyoruz. Profesyoneller de medya sektöründe çalışırken patronlar kadar projektör altında mıdır? O şekilde de hayatınız değişti mi? Çok değil, çok değil. Fakat çok medya çok yoğun dönüşüm geçiriyor. Çok gün içinde anlık haber akışı oluyor. Çok dinamik bir endüstri. Dolayısıyla medyanın içinde çalışırken uzun dönemli plan yapmak çok kolay, takdir edersiniz diye. Bir de sektör de çok değişim geçirdi. Dijitalleşme, işte bu büyük global teknoloji şirketlerinin medyaya çok büyük etkileri olmaya başladı. Dolayısıyla sosyal medyanın büyümesi, bunların aslında hepsi medyanın üzerinde gelirsel baskı da yaratıyor. Yani sadece medyanın doğasından gelen yoğunluk değil, ekonomik modelinde de çok ciddi değişiklikler olduğu için çok ciddi dönüşüm geçiriyor. Peki bu geleneksel medya dediğimiz gazete, televizyon, bunların önümüzdeki dönemde varlıklarını sürdürebileceğini düşünebiliyor musun? Çünkü sosyal medya ve internet medyası insanların bilgiye her an her yerde erişebilme imkanı veriyor. Annem hala seviyor eline gazeteyi almayı. Ama ben ve akranlarım, birçok insan görüyorum ki basılı gazeteyi aramıyoruz. Çünkü telefonumuzdan her an erişilebilir şekilde dünyanın her tarafına haber alabiliyoruz. Evet, evet. Aslında televizyonla basılıyı da muhtemelen ayrı tutmak lazım. Bir de haberle yorumu da farklı tutmak lazım. Haber çok hızlı akıyor. Genelde işte seyirciler, okurlar haberi internetten tüketirken işte eğlenceyi, değerlendirmeyi, yorumu işte ekranlardan, diğer mecralardan takip etmeyi de hala tercih ediyor. Dünyaya baktığınız zaman hala büyük medya şirketlerinin çok ciddi bir dijital abonelikleri ama çok ciddi bir üye bazları var. Ve bunlar aslında çok ciddi hani gelir üretiyorlar ve kar üretiyorlar hala. Ama tabii orada da çok muazzam bir dönüşüm. Yani bu aboneliklere baktığınız zaman artık o yayınlarda sıcak haber çok az görüyorsunuz. Büyük oranda analiz, değerlendirme, yorum. Buralarda aslında okurun da beklentisi oluyor, izleyicinin beklentisi oluyor. Zaten eğlence tamamıyla hala o televizyon ve etrafındaki tabii kişiselleştirilmiş internet mecralarında devam ediyor. Dolayısıyla aslında şekil değiştirmekle birlikte medyanın hala farklı şekillerde devam ettiğini görüyoruz. İçeriği üreten kişi açısından herhalde çok mutlu bir dönem değil mi? Yani dünyanın her tarafına okunabiliyor artık. Evet, evet. İçerik kral diyorlar. Gerçekten içeriğin kral olduğu dönem aslında herhalde bu son 4-5 sene ve bundan sonraki tahminimiz dönem. İçerikle ilgili şöyle bir gerçek. Çok hızlı dönüyor artık içerik. Siz de görüyorsunuzdur. Yani içeriğin dönüş hızı bizim bundan belki 15-20 yıl öncesine göre çok arttı. O tabii içerik üreticilerin de çok dinamizmini gerektiriyor. Hı hı. Ama sektörde oraya doğru gördüğümüz kadarıyla artık olmamakla birlikte oraya doğru rotayı çevirdi. Ve içerikte de bilhassa video herhalde daha ön planda. Yani insanların izleme şeyi okumakın önüne geçiyor. Evet, evet. Video, görsel, animatif ama onları da çok kısa tutmanız gerekiyor. Çok insanların böyle çok uzun videoları da artık eskisi kadar sabrı yok. Ama dediğiniz doğru. Video çok çok hızlı büyüyor. Evet. Doğan Holding'in 60. yılını kutladın, okudum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de 60 küsur yıllık bir holdingde 15 yıl çalışmıştım. Şunu bilirim, izlerim. İlk 20-30 yıl fırsatlarla büyünür. Yani önüne gelen fırsatları değerlendirsin, yatırımını yaparsın. Sonra da bir derlenip toparlanma, sadeleşme dönemi olur.
Doğan Holding olarak da bankanız vardı, çıkmıştınız, medyadan çıktınız. Bundan sonra yine fırsatlarla büyüme dönemi olarak mı görüyorsun? Nedir oyun planın? Şöyle, yani biz grup olarak dediğiniz gibi bizde de birçok iştirakimiz var. Sanayideyiz, enerjide, akaryakıt sektöründe, gayrimenkulde. Biz aslında şu dönemi doğru yatırım yapmak için fırsat olarak da görüyoruz. Çünkü birçok sektör büyük dönüşüm geçiriyor. Hem dünyada hem Türkiye'de. Dolayısıyla aslında bu dönem yani bazı sektörlerimizi büyütmek, organik, inorganik bize fırsat veriyor. Ama bunu yaparken de hani her zaman holdinglerin sadeleşmeye ihtiyacı var. Dediğiniz gibi Türkiye'de, aslında dünyada da bu özellikle gelişmekte olan ekonomilerde. Türkiye deyince gelişmekte olan ülkelerde bu holdingleşme yapısında bazen dönem dönem sadeleşme gerekiyor. Hep iki tarafı birlikte, yani şu an için daha alım ve yatırım ve organik inorganik büyüme odaklıyız. Ama hani sadeleşmeyi de sürekli aklımızda tutuyoruz. Şimdi sadeleşirken bir stratejik olarak uygunluk maddesi olur. Bir de büyüklük olur. Büyüklük sizin için ne kadar önemli sadeleşirken? Yani belli bir rakamın üstündekilerde kalalım, altındakilerden çıkalım. Yani büyüklük çok önemli bir kriter. Fakat tek kriter değil takdir edersiniz. Bizim için büyüklük kadar sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir karlılık ve o sektörde bir farklılık yaratabiliyor muyuz, yaratamıyor muyuz önemli. Bu üçünü sağladığında, ki bunların şirketlerin olgunluk seviyelerine göre bazıları daha karlılık, daha büyüme ağırlıklı oluyor ama o dengeyi portföyde yönetebiliyoruz. Aslında bir yatırım holdingi gibi yönetiyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda tek kriterimiz büyüklük değil, baktığımız bir kriter. Ama dediğim gibi sürdürülebilir büyüme, karlılık ve farklılık yaratma potansiyelini de değerlendirip bazen hani size olarak, boyut olarak çok büyük gözükmemekle birlikte çok büyük büyüme beklediğimiz, çok büyük katma değer beklediğimiz sektörlerde de yatırım yapıyoruz. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Bu böyle büyük 60 yıllık kurumlarda kurumun tarihi ve kültürü neyi devam edeceği, neyi bırakacağına etkili oluyor. Bilhassa bundan sonraki yatırımların açısından grubun kurumsal kültürün nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun? Yani mesela bir daha medyaya girmeyiz veya bir daha bankacılığa gireriz, özledik gibi neler söyleyebilirsin? Evet. Şimdi sektör bazlı detay vermeden önce aslında bir mekanizma ile ilgili bahsedeyim. Şimdi, tabii 60 yıllık bir kültür çok önemli. Aslında Doğan Grubu çok önemli bir yatırımcı grubu, yatırımcı holding. Çok önemli Türkiye'ye değerler sağlamış bir grup. Ama aynı zamanda da çok ciddi yatırımcı perspektifle bilinen bir grup. Biliyorsunuz geçmişte farklı sektörlere girdi, çıktı, evet. Bir kısmında devam ediyor. Biz bu bilgi birikiminden faydalanıyoruz. Hem kurucularımızın hem hissedarlarımızın bilgi birikiminden, ama aynı zamanda çok sistematik bir yatırım süreci, yatırım değerlendirme süreci, işte komiteleri, değerlendirme kriterleri, bunları da oturttuk. Çünkü bu iki, yani 60 yıllık bilgi birikimini ve bu süreci oturttuğumuzda gerçekten hem hızlandığımızı görüyoruz hem de daha rasyonelle tecrübeyi birleştirdiğimiz kriterlerle ilerleyebildiğimizi görüyoruz. O yapıyı da büyük oranda oturttuk. O yüzden de 60 yıllık dediğim bir birikimden çok faydalanıyoruz. Bunun üzerine de çok ciddi süreçleri, sistematiği de oturttuk. O şekilde ilerliyoruz. Şimdi medya ile ilgili sorunuz ama cevap veriyorum. Bizim medya tabii çok ekonomik olarak da artık büyük dönüşümler geçiren zor bir sektör. Bir girme niyetimiz kesinlikle yok. Ama belli alanlarda büyüme niyetimiz var. İşte sanayi mesela bizim büyümek istediğimiz iş kollarımızdan bir tanesi. Enerjide akıllı, doğru şeyde, özellikle yenilenebilir enerjide daha noktasal fırsatlara bakıyoruz. Güneşte varsınız. Güneş rüzgar. Var, rüzgarda varız ve bir miktar da hidro var ama daha çok yenilenebilir enerjide fırsatlara bakıyoruz. Dediğim gibi sanayi bizim için öncelikli bir iş kolu. Sanayi deyince farklı alt kollara bakıyoruz tabii, işte otoyan sanayi, ambalaj vesaire. Mümkün olduğu kadar da katma değerli kısmını, aslında bizim kriterlerimiz içinde demin siz boyut dediniz ama boyutun yanında dediğim gibi sürdürülebilir büyüme, karlılık, dolayısıyla katma değerli. Çünkü her sektörün kendi piramidi var aslında yatırımda. Biz piramidin mümkün olduğu kadar orta ve üstünde katma değer üreten alt alanlarına odaklanıyoruz. Profesyonel hayat öncesinde seni ben girişimci olarak tanıdım. 2000'li yılların başından beri ilk tanıdığımda. Ailende girişimci var mıydı senden önce? Yok. Yani ben Ankaralıyım.
Sonuçta Ankara'da belli bir miktar biliyorsunuz bürokrasinin ağırlığı vardır. Babam doktor, aile genelde sağlık uzmanı diyebiliriz, doktor, eczacı. Bir girişimciliğim yok aslında ailede ama girişimciliğe karşı bir olumsuz duygu da olan bir ortamda hiç büyümedim. Yani hep girişimciliğin desteklendiği bir ortamdı ama ailemizde bir girişimci yok. Evet. Bilkent İşletme. Evet. Sonra Florida'da MBA yaptın. Ve sonra hemen girişimci olmadın. Danışmanlığı seçtin. Neden danışmanlık? Şimdi o günkü cevapla bugünkü çok farklı oluyor. O gün o gün moda diye seçtik tabiri caizse. Moda mıydı o zaman? Yani o zamanlar yönetim danışmanlığı hani çok modaydı. Türkiye açısından yeniydi. Evet. Türkiye açısından çok yeniydi. Dolayısıyla çok ciddi bir statü getiriyordu gençlere. Ben de o bazda çok kısa bir denetim tecrübem oldu. Ondan sonra yönetim danışmanlığına geçtim. Ama şöyle bir şey de göz önünde bulundurduk. Tabii yönetim danışmanlığına girince birçok şirketi, size de zaten o dönemde de biliyorsunuz tanıştık. Birçok şirketi, birçok sektörü belki %100 detayıyla değil ama bir üst seviyede görme, değerlendirme ve iş yapma fırsatı getiriyor. O bana hep şey diyorum, 3x3 diyorum. Yani bir yıl danışmanlık, 3 yıl ilk başlarda operasyonel tecrübeye bedel ama ilk başlarda. Yani bunun bir tabii öğrenme eğrisi oluyor. Dolayısıyla çok faydalı olduğunu düşünüyorum özellikle kariyerin ilk adımlarında. Anladım. Danışmanlık yaparken girişimciliğe nasıl geçtin? Şimdi danışmanlık yaparken birçok sektörü aslında görüyorsunuz. Oradaki fırsatları da daha fazla görüyorsunuz. Dolayısıyla biz danışmanlığın ilk yıllarında perakende sektörüyle çok yoğun iş yapmıştım. Bankalarla çalışmıştık o dönemde. O dönemde aslında birçok fırsatı ben danışman olarak işte veri mesela 2000 yılların hatırlarsınız başında veri, veri analizi, analitik, buna yönelik yazılımlar, CRM bunlar çok yeniydi. Yani o dönemlerde bunlar büyük yatırımlar gerektiriyordu. Hem teknolojik anlamında hem süreçler anlamında. Dolayısıyla buna benzer birçok fırsatı, yine elektronik ticaret yeniydi. Bu bizim şu anda aslında şehirlerde yayılmış mobiletle taşımacılık, son nokta taşımacılığı yoktu. Dolayısıyla bunları biz aslında perakendeli iş yaptığınızda oradaki dar boğazları gördüğünüz için ya burada aslında bir ekmek var, burada bir gelir yaratma, para kazanma fırsatı olabilir diye hep gördük, görmeye başladım. O tabii insan ister istemez ya biz bunu kendimiz yapalım şeyine getiriyor, duygusunu. Değer zincirinde bir yukarı doğru. Evet. O bir heyecan yaratıyor ister istemez. Ama ikinci boyutu da tabii bu işin ben hep ona inanırım. Aslında bu ülkemizde bazen ortakla iş yapma denir. Ben tam tersi düşüncedeyim. Yani iyi ortak bulduğunuz zaman aslında birbirinizi tamamlar da hale geliyorsunuz. Aslında iş fikriyle iyi ortak çok kıymetli hale geliyor. Zaten bugün de biliyorsunuz girişim dünyasında genelde fikirden çok şirketin kurucularına ve ortaklarının karakterine ve çalışma disiplinine bakıyorlar. Hı hı. Uyumuna bakıyorlar. Aslında bu ikisi birleşti o yıllarda. Yani fikirler oluştu. Danışmanlık yaparken birçok şirkete danışmanlık yaptın. O şirketteki profesyonellere özenip profesyonel hayatı düşünmedin. Girişimciliğe geçtin. Sektör olarak nereye yakın hissediyordun kendini? Bu gelişen müşteri ilişkileri, veri analitiği, başka neler düşünmüştün? Tabii. Daha çok tüketiciye dokunan endüstrilere tabii ister istemez. Yani veri, veri analitiği, CRM dediğiniz zaman tüketiciye çok yoğun dokunan endüstriler öne çıkıyor. Orada da perakende, elektronik ticaret, online siteler, pazar yerleri işleri. Bunlar çok öne çıkıyordu. Ama özellikle perakende spesifinde de işte taşımacılık o dönemde dediğim gibi Türkiye'de yoktu. Bizim bir ortağımız da o dönem iş yaptığımız Amerika'da alanının en büyük taşımacılık şirketinde çalışıyordu. Ya biz o fikri de aslında getirelim mi diye, yani diye yola çıktık. Fakat sonra başka bir yerden yürüdük biliyorsunuz. Evet. Peppers and Rogers. Evet. Nasıl gelişti? Bu teknoloji, veri analitiği, CRM dünyası çok hızlı büyürken bu konunun en öncü firmalarından bir tanesi de Peppers & Rogers'dı. Ve bizim de aslında bu girişimcinin içinde bir global marka yaratalım hayalimiz vardı. Yani o zaman hatırlarsınız Türkiye'de çok büyük global markalar bugünkü gibi ekonomi çok büyük ölçüye gelmediği için global markalar daha sınırlıydı. Biz aslında bu bölgeden çıkabilecek bir marka olabilir mi dedik. Hı hı. Amerikalı ortağımız oldu. Onlarla burada bir ortak şirket kurduk. Fakat tabii o zaman belki iyi öngörülü davrandık. Türkiye ile sınırı tutmadık. Neredeyse bütün gelişmekte olan piyasaları
ortaklığın içine koyduk. Yani burada bize çok hızlı bir büyüme getirdi o dönemde. Hı hı. Doğan bünyesinde ve öncesinde bu atılımlarını, girişimlerini değerlendirdiğinde liste başında neler yer alır? Şimdi listede aslında 4-5 tane şey sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi aslında böyle global bir markayı ortak olup daha sonra da global olarak onları bir grup olarak buradan satın aldık. Ve daha sonra da bir yine Amerika'da bir firmaya çıkışını yaptık belli bir yıl sonra, 3-4 sene sonra. Önemli bulurum. Yani o dönem Türkiye'den aslında böyle bir akıl satan, teknolojiye yakın bir grup çok yoktu açıkçası bu bölgeden. Seni üzen atılımlar, girişimler nedir listenin alt tarafı? Evet. Aslında ona gelmeden bir ben özellikle bir Hürriyet tarafında da mesela Hürriyet dijitali biraz aslında daha az önemsemiş. Belki doğru ifade doğru değil. Biraz aslında rekabette o anlamda çok sık rekabetle karşı karşıyaydı. Bir Hürriyet'in dijitalinde mesela çok büyük bir atağa kalktık. Ve o noktada Hürriyet'te biz ayda 150-200 milyon arası seans diyoruz. Yani 60 milyon civarında cihaz. Çok büyük hacimlere eriştik. Bir de özellikle Hürriyet Emlak'ta da o hala zaten Doğan grubunun bir iştirakidir. Bir Amerikalı ortağımızla bir fonla birlikte oraya farklı bir tüketicilerin emlakla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayacakları ama çok listelemeyi de çok detaylı görebilecekleri bir platforma çevirmek için bir ortaklığa gittik. Bunlar gerçekten aslında çok basit gözüküyor ama baktığınızda çok muazzam emek gerektiriyor. Tabii. Ve ekip olarak yani benim değil sadece bir ekip olarak muazzam çalıştığımız. Vizyon, işler. O vizyona inanacak sermayedar, o vizyona inanacak ekip. Evet. Kolay değil bunların bir araya gelmesi. Evet. Emlakta da halen devam ediyoruz biliyorsunuz. Yani orada yatırım yapmaya Amerikalı fon ortağımızla birlikte devam ediyoruz. Evet, bu kendini pek mutlu hissetmediğin atılımlarına, girişimlerine gelirsek. Evet. O da şöyle, şimdi bir kere özgüven çok yükseldiği zaman tehlike dönemi başlıyor diyorum. Hı-hı. Ben. O yüzden ben onu nispeten genç yaşımda geçirdim. Yani o faydalı. Biz tabii böyle 2-3 tane işi iyi yapınca yine teknolojiyle ilgili bazı işlere de fazla sorgulamadan girdik. İşte bu büyük veriyle ilgili bazı işler yapmaya çalıştık. Çok hızlı gitmeye çalıştık. Biraz pazarın öncesinde belki hareket etmeye çalıştık. Sonra da aslında hata yaptığımızı anladık. O da bize tabii şöyle bir ders veriyor. Yani her işte başarılı olursanız olun hangi işte. Aslında her işin başka bir odağa ve detayına girmeniz gerekiyor. Yani çok fazla özgüvenle hani 3 iş iyi yaptım, 4. 5. de aynı minvalde olur demek aslında yani bence girişimcilikte de iş insanlığında da biraz böyle tehlikeli bir su. Mesela her iş tam işi sahiplenmeyi, detaya girmeye yeri geldiğinde ama yeri geldiğinde büyük resmi de görüp %100 sahiplenmeyi gerektiriyor diye düşünüyorum açıkçası. O bana öyle bir tecrübe olmuştur. Yani Allah'tan çok büyük para batırmadım ama hani benim ölçeğimde bir girişimci için de hani az da sayılmaz. Yani bu girişimci için iflah olmaz, iyimser denir. Sonuçta iyimser olmadan da girişimci olunmuyor herhalde. Bunun sanat kısmı da o iyimserliği nerede bir ket vuracağın diye düşünüyorum. Girişimcinin ya bu iş olmayacak galiba diyeceği yerler nedir? Senin var mı böyle bir başparmak kuralların? Evet. Aslında şöyle yani ben orada bir zehirli umut diye bir tanım var bu işte. Yani bir işi artık olmuyorsa belli bir yıldan sonra ve belli denemelerden sonra ha yarın olacak, öbürsü gün olacak diye çok ısrar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ama burada belli kurallardan çok tabii belli bir baza ulaşması, belli bir ekip olgunluğuna ulaşması gibi bir takım kriterler var. Bir de ben genelde şunu hep tavsiye ediyorum. Yani aynı şeyi yaparak farklı sonuç almak mümkün değil. Dolayısıyla o girişimin başarılı olma evresinde farklı uygulamalar yapıp da başarılı olmadıysa o farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Ama hani aynı şeyi yapıp yıllar içinde ben belli bir yere geleyim derse o çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir model değil açıkçası. Şimdi danışmanlık, girişimcilik, profesyonel hayat ve üst düzey profesyonel hayat, kendini en çok nerede geliştiğini hissettin? Şimdi bu çok kritik bir soru. Ben aslında her yerde geliştiğimi hissediyorum. Muazzam bir tecrübe. Ama öğrenmeye açıklığın, dolayısıyla aslında deneme yapmanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle büyük kurumlar için, bizim gibi Doğan Holding, Doğan Grubu gibi gruplar için daha da kıymetli. Çünkü girişimci olduğunuz zaman zaten sürekli bir şey denemek zorundasınız. Yani kimse size hazır bir şey getirmiyor. Hepsini kendiniz yapmak zorundasınız. Ama büyük gruplarda aslında sistem belli bir miktarda döndüğü zaman belli bir süre işler gidebiliyor. Dolayısıyla
Öğrenmenin ben ne yaşı olduğunu düşünüyorum, ne de kurum, bireysel, girişimcilikle alakası olduğunu düşünüyorum. Aslında biraz perspektif konusu. Doğan grubunda da bunu açıkçası çok desteklemeye çalışıyoruz. Yani çalışanlar tabii ki bütçeleri kapsamında farklı denemeler yapsın. Belli hataları da tolere edebilmek lazım. Öbür türlü zaten bir inovasyon beklemek de mümkün değil. Tabii aradığınız kriter bu hatalardan da ders almak. Yani öğrenip ders almak. Zaten baktığınızda dünyada da iyi iş insanlarına, yatırımcılara aslında 90 yaşında bile insanlar, öğrenen insanları görüyorsunuz. Yani ben oldum pek demiyor açıkçası. Acaba o yüzden de benim öğrenmeyle ilgili her yer diyorum. Aldığın riskleri ve ödülleri düşündüğünde ve zamanında da ya uzun uzun düşündüm, ona sordum, buna sordum dediğin risklerden sonuçta en mutlu kaldığın hangisidir? Vallahi biz bu Amerikalı ortağımızın şirketini alırken aslında büyükçe bir risk aldık. Fakat çok iyi geri dönüşü oldu biz. Yani aldık, büyüttük, farklı bir yere getirdik. Sonra gerisin geriye önemli bir kısmını geri sattık. O bizim için geri dönüşü çok yüksek oldu. Profesyonel anlamda da Doğan grubunda yaptığım işlerin çok hani geri dönüşünün yüksek olduğunu düşünüyorum manevi anlamda da. Ama belki de riski grup yüksek içinde. Değildi. Riski daha hani yani büyük gruplarda her zaman risk daha makul ölçüdü ama siz tabii girişimcilikten geldiğim için o riski de takdir edersiniz biraz daha hani nasıl diyeyim, yönetmeye ve hızlandırmaya da çalışıyorum açıkçası. Bu süreçte bir akıl hocam var mıdır? Veya farklı akıl hocaların farklı dönemlerde olmuş mudur? Şimdi, akıl hocası pek açıkçası olmadı. Yani danışmanlığa girer kardeşim. Şöyle biz problemlerin hepsine ortaklarımızla ve şimdi de aslına bakarsanız yöneticilerimizle çözüm aramaya çalışıyoruz. Yani ben şeye çok fazla belki o şansa sahip olmadım. Yani işi yaparken aynı anda 5-10 kişiden daha tavsiye alayım, akıl hocalığı alayım. Çok olmadı. Yani dolayısıyla hep ortaklarımla ya da şimdi kurumsal hayatta da üst yöneticilerimizle, yine ortaklarımızla çok sıkı tartışıyoruz. Yani çok sıkı fikir alışverişleri yapıyoruz. Ama iyi bir yere varıyoruz açıkçası. Çok böyle akıl hocası diyebileceğimiz, hani tabii ki aileniz her zaman hani size destek oluyor. Çok da kıymetli oluyor destek. Ama %90 hep kendinize kalıyor bu işler. Onun da bu arada çok öğretici ve faydalı, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Değerlerin açısından iş hayatı değerlerini nasıl etkiledi? Revize etmene yol açtı mı? Sen mi değerlerini empoze etmeye çalıştın iş hayatında? Evet. Şimdi buna bir girişimcilikle başlayayım, sonra kuruma döneyim. Şimdi girişimcilikte şöyle bir şansınız var. Başarılı girişimlerde aslında şirketin, kurumun değerleri ve kurumun kültürü kendinden geliyor, şahıs oluyor. Kimseye özel bir şey söylemenize gerek olmuyor, yazmanıza da çok gerek olmuyor. Aslında o böyle yazılmamış ama herkesin bildiği bir takım değerler ve kültürel öğeler var. Büyük kurumlarda bunun ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar prosedür yazarsanız yazın. Aslında o değer kelimesi ve şirket kültürü kadar şirketi başarıya götürecek ikinci bir unsur ben olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Doğan grubunun da açıkçası bu konuda mazisi, yani 60 yıl az bir şey değil, süre değil. Çok Türkiye gibi ekonominin çok inişli çıkışlı olduğu ülkelerde hiç kolay değil. Dolayısıyla o değer bazlı yönetimin çok kıymetli olduğunu, yani biz aslında girişimci olalım dediğimizde demekle olmuyor baktığınızda. Bunu sizin rol modeli olmanız gerekiyor, kurucularınızdan esin almanız gerekiyor. Ama aynı zamanda da tabii bunu yaparken bu arkadaşlara destek olmanız gerekiyor. İşte bu kurumlarda biraz daha zor ama çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum, hı hı, bu anlamda. İş özel yaşam dengesini nasıl sağlarsın, sağlamaya çalışır mısın? Önceliklerin nelerdir? Şimdi bu soruya ben biraz böyle hafif ters bir cevap veriyorum. Siz çok iş yaşam çok dengesi var mı cevapta tartışılır. Yani bunu genelde herkes söylüyor. İş yaşam dengesi çok önemli. Yani yoğun kurumsal üst düzey pozisyonlarda ya da büyük çaplı girişimcilikte ben çok iş yaşamı, özel yaşam dengesinin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Genelde denge biraz işe doğru kayıyor. Ama özel hayatınızda tabii ihmal etmemeye çalışıyorsunuz. Ama ikisini böyle dört dörtlük bir denge içinde yürütmenin çok optimal olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Bunda da çok barışığım. Ama dönem dönem şunu önemli buluyorum. Belli kritik aşamalardan sonra kendinize, ekibinize bir takım ödüller, ekstra zamanlar yaratmak kıymetli. Bunu da yapmamız gerekiyor kurumsal hayatta daha fazla. Çünkü dediğim gibi zaten özel hayatınızda o dengeyi biraz ihmal ediyorsunuz birçok dönemde. Senden sonraki nesiller tarafından nasıl anılmak istiyorsun? Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsun?
anılmak kelimesi çok ağır bir ifade. Yani onun altı, yani onu taşımak bile çok önemli. Aslında anılmak bile yeterli diyebiliriz bir kere her şeyden önce. İkincisi tabii önemli olan, biz çok büyük çalışan gruplarıyla, ekiplerle çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu ekip yönetiminde en önemli konu güven, adalet, sonuç odaklı olabilmek. Yani böyle insanların aslında sizi daha yüzeysel özelliklerinizle değil, yani iş yapma becerinizle, dengeli olmanızla, ayaklarınızın yere gerçekçi olmanızla, adil olmanızla hatırlanmasını istersiniz. Siz de büyük kurumlarda çok bulundunuz. Yani yöneticilerin bir kısmı böyle anılır, bir kısmı biraz daha kişisel özellikler öne çıkar. O açıkçası ikinizi çok doğru bulmuyorum. Yani daha ekiplerin dediğim gibi bu şekilde hatırlaması daha doğru gelir. Peki 25 sene geriye gittiğinde genç çağlara neleri farklı yapmalarını söylerdin? Çok bir farklılık, inanın çok, yani barışım o anlamda. Hı hı. Çok da bir farklılık, belki biraz daha agresif olabilirdim diye. Yani daha da bir büyük bazı projelerin içine kendimi daha erken yaşta sokabilirdim daha erken yaşta alabilirdim diye düşünüyorum. Yani o öğrenme eğrisiyle beraber de riskleri zamanla büyüttük ama hani daha genç yaşta daha büyük riskler alabilirdim diye düşünüyorum. Hala da o şeyim azalmış değil yani. Ama ölçerek biçerek makul riskleri alınabileceğini düşünüyorum büyük çaplı. Yani hala buralarda, bu sektörlerde, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok büyük fırsat olduğunu da görüyorum ve düşünüyorum açıkçası. Çağlar, iyi ki geldin. Bugün ben senden çok şey öğrendim. Umarım bizi izleyenler de keyifli vakit geçirmiştir. Efendim, sürçülisan ettiysek affola. Tecrübe haftaya burada bu saatte konuşmaya devam edecek. Sağlıcakla kalın.